Merhaba sevgili öğrenciler. Ee, bu videomuzda 5. sınıf, 1. E, dönem 1. yazılıyla ilgili örnek e, bir yazılı kağıdı incelemesi yapacağız. E, okuldaki sınavlarınızda umarım faydalı olur. Şimdi e, bu 20 soruluk bir e, test soru, e, çoktan seçmeli bir test sınavı. E, burada bir paragraf verilmiş. Hemen paragrafı okuyalım ve sorularımıza geçelim. Pembe incili kaftan, Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip üzülmeden gayet doğal bir hareketle kendine gösterilen koltuğa oturdu. Sadrazam hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden ne biçim adam, acaba deli mi diyordu. Halbuki hayır, bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Kimseye muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca ormanının arkasındaki büyük mandıra ile büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, gariplere bakar, sonrasında hiçbir e, hiç misafir eksik olmazdı. Dil ve millet aşkını kalbinde daya, duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. İlk dört soruyu bu parçaya göre cevaplayacağız. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Sadrazam Muhsin Çelebi'ye bakınca onun hakkında aşağıdakilerden hangisini düşünmektedir? A şıkkında şehrin önde gelen alimlerinden sanmıştır ki bu olamaz ilk başta bir yadırgıyordu. Onun bir dilenci olduğunu sanmıştır. Muhsin Çelebi'nin servet sahibi biri olduğunu düşünmüştür. Onun ne olduğunu anlaşılması zor bir insan olduğunu düşünmüştür. Şimdi burada e, bizim kafamızı karıştıran iki şey var. Onun bir dilenci olduğunu sanmıştır veya onun ne olduğunu anlaşılması zor bir insan olduğunu düşünmüştür. Şimdi paragrafa hemen geri dönüyoruz ve orada diyor ki ee, ne biçim acamı adam acaba deli mi diyor. Yani burada aslında Muhsin Çelebi'nin ne olduğunu e, farkına varamıyor anlayamıyor. Bu yüzden de cevabımız değişik olacaktır. Onun ne olduğunu anlaşılması zor bir insan olduğunu düşünmüş. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Muhsin Çelebi için söylenilebilir? Fakirleri küçük görür, yardımseverdir, kötümserdir, bencildir. Şimdi paragrafta e, okuduğumuz veya anladığımız kadarıyla e, yardımsever, e, fakir fukaraya yardım eden bir insan olarak görünüyor Muhsin Çelebi. Bu yüzden A şıkkı zaten olmaz. Burada e, en olumlu yardımseverdir şıkkı olacak ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Zaten diğerlerine baktığımız zaman burada genelde olumsuz özellikler verilmiş. Sadece burada olumlu bir özellik verilmiş. Üçüncü soruya geçelim. Muhsin Çelebi'nin gerçekte parasal durumu nasıldır? Fakir bir insandır, şehrin en zenginidir, kendine yetecek miktarda parası vardır, sıkıntı çekmektedir. Paragrafı tekrar hatırladığımızda bir kere fakir bir insan değildir. Bu şık olmayacak. Şehrin en zenginidir, zengin veya biraz varlıklı olduğu doğru ama en zenginidir diye bir ifade paragrafta geçmemiş. Kendine yetecek miktarda parası vardır. Doğru. Kendine yetecek kadar veya etrafındakilere yardım edecek kadar parası vardır. C şıkkı dursun. Sıkıntı çekmektedir. Sıkıntı çekmiyor paragrafa göre. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hemen dördüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisini Muhsin Çelebi yapmaz? Vatanını ve milletini sever. Zaten paragrafın sonunda bunu diyordu. Vatanını ve milletini sever. Fakir ve fukarayı besler. Evet parçada geçiyor insanlar arasında ayrım yapardı. Böyle bir şey ben okumadım. Siz de hatırlarsınız. Okumadınız bunu. Sofrasında misafir eksik olmaz. Evet fakiri fukarayı doyurur onları beslerdi. Yani C şıkkında insanlar arasında ayrım yapardı. Bunu Musin Çelebi yapmıyor. Çünkü Muhsin Çelebi düşünürsek iyi bir insan. Evet paragrafla ilgili sorularımız bitti. Şimdi 5. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur? Mecaz anlamlı kelime demek zaten gerçek anlamının anlamı dışında kullanılmış kelimeler demektir. Şimdi bakıyoruz. Suratını bir karış asmıştı. Şimdi asmıştı. Asman buradaki mecaz anlamda kullanılan kelime asmıştı. Asmak biliyorsunuz herhangi bir şeyi bir yere Asmadan geliyor. Yani ne bileyim çamaşırlara asmış gibi gerçek anlamında. Ee, burada surat asmak mecaz anlamında kullanılmış. Boş yere yalan atıyordu. Biliyorsunuz yalan e, atılmaz, yalan söylenen bir şeydir. Burada da bir mecaz e, durumu var. Yani atıyordu kelimesinde. Sıcak bir gülümseme ile karşıladı bizi. Şimdi gülümsemenin sıcak olarak gösterilmesi mecaz olarak e, tanımlanır. Evet. Gülümseme sıcak olmaz. Gülümseme, gülümsemedir zaten. Burada da bir mecaz var. Bilgisi olmadığı yerde susuyordu. Bilgisi olmayan bir insan tabii ki susar. Burada bir herhangi bir mecaz anlam söz konusu değil. Yani şıkkı. Altıncı soruya geçelim. Burada bir karikatürümüz var. Karikatürü bir bakalım. Kitabın kitabı yorgan yapmış ve uyuyor. Daha doğrusu televizyon izleyen, gözleri şişmiş bir çocuk. Yukarıdaki karikatürde verilmek istenen mesaj e, seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? Bu karikatürde ne mesaj veriyor? E, kitaplar yastık ve yorgan olarak kullanılabilir. Yani burada aslında böyle bir şey yok. Zaten karikatürlerin amacı e, mesaj vermek ve bazı şeyleri abartmaktır. TV kitap okumayı engellemektedir. Bu mantıklı geliyor dursun. Tabi diğer şıklarda göz atmamız lazım. En güzel dinlenme şekli yatarken TV izlemektir. Yanlış bir cümle zaten. Yatak odasında TV bulundurmak gereklidir. Bu da zaten yanlış. Buradaki çocuğun ne kadar e, böyle düşkün olduğu görülüyor zaten. O yüzden de TV kitap okumayı engellemektedir. Görüyorsunuz. TV izlerken kitaplar altında yatak ve yorgan olmuş. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Yedinci soru seçeneklerin hangisinde açmak kelimesi bir yeri hizmete sunmak anlamında kullanılmıştır? Yani bir iş yeri açmak gibi. Kapıyı biraz açabilir miyiz? Burada normal bir kapı açılışından bahsediyor. Adam bizi semte adam bizim semte de bir market açtı. Burada bir e, iş yeri açmış adam. Bu dursun. Bu elbise seni bayağı açmış. Bu tamamen farklı bir anlamda kullanmış. Yani elbise seni e, sana yakışmış anlamı e, barındırıyor. D şıkkında Şimdi de kitaplarımızı açalım. Bu gerçek anlamda kitabı açma anlamında kullanılmış. Burada bir iş yeri, bir yeri hizmete açmak anlamında kullanılan adam bizim semtte bir market açtı cümlesidir. Yani B şıkkı. 8. soruya gelelim. Yaşamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde oturmak anlamında kullanılmıştır? Yani bir yerde ikamet et etmek anlamında. Köydeki Hasan Dede yaşıyor mu? Burada adamın, Hasan dedenin yaşıyor veya ölü olup olmadığını soruyor. Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Bu da farklı bir anlamda kullanılıyor. Çanakkale'de yaşayan akrabalarımız var. Çanakkale'de yaşıyor derken Çanakkale'de oturan akrabalarımız var demek istiyor. Orada yaşayan insan orada oturur çünkü. Cevabımız C şıkkı zaten ama D'yi de okuyalım. Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak. Bu da tamamen böyle mecaz bir anlam kullanılmış. Yani buradaki oturmak kelimesi yaşamakla aynı olan C şıkkı. Çanakkale'de yaşayan akrabalarımız var. Dokuzuncu soruya gelelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamdaşı eş anlamlısı yoktur? Bakalım altı çizili olanlara. Çevremizdeki yoksul insanlara yardım etmeliyiz. Yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakirdir. Bunun var. Evimize dün akşam çok fazla misafir geldi. Misafirin eş anlamlısı konuktur. Arkadaşım bana bir armağan almış. Armağanın eş anlamlısı biliyorsunuz ki hediyedir. Kendisinin birden değiştiğini söylüyordu. Değişmek kelimesinin eş anlamlısı yoktur. O yüzden cevabımız değişik olacaktır. 10. soru. Bu erik ağacının meyvesi nokta nokta. Yukarıdaki tümce aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur. Abartılı. Bakalım. Nefis kokuyordu. Şimdi e, bu erik, cümleyi tamamlayalım bununla. Bu erik ağacının meyvesi nefis kokuyordu. Burada e, çok güzel bir koku olduğunu söylüyor ama e, bir abartı söz konusu değil. Karpuz kadardı. Erik ağacının meyvesinin karpuz kadar olması büyük bir abartıdır. O zaman cevabımız B diyeceğiz ama diğerlerine de bakalım. Bal gibidir, çok tatlıdır. Burada e, güzel olduğundan bahsediyor ama karpuz kadar deyince birazcık abartı hatta biraz değil baya bir abartı söz konusu. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Evet 11. soruya gelelim. Hangisi yanıt, duyuru, hekim, yanlış kelimelerinden Birinin eş anlamlısı değildir. Bakıyoruz. İlan. İlan kelimesinin eş anlamlısı duyurudur. Duyuru. İlan ve duyuru eş anlamlıdır. Yalan kelimesinin eş anlamlısı yanlış diye aklınıza gelebilir ama burada bir yanlış yapmayın. Yalanla yanlış farklı şeylerdir. Yanlış istemeden yapılabilir ama yalan isteyerek yapılan bir şeydir. Yani eş anlamlı değildir. Diğerlerine bakalım. Doktor, eş anlamlısı biliyorsunuz ki hekimdir. Cevap kelimesinin eş anlamlısı da yanıttır. Ee, burada yalanla yanlış eş anlamlı değildir. 12. soruya gelelim çocuklar. Aşmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Bakalım. A şıkkı. kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm gerçek anlamının dışında dediğine göre kapıyı açmak gerçek anlamındadır. Bunu geçtik. Köy kahvesi sabah kadar açıktı. Burada da e, bir şey gerçek anlamında kullanılmış. Açık olması zaten e, bu anlamdadır. Çevre etkilerle açık konuşuyordu. şimdi burada duralım. Bu C şıkkı bir dursun. Burada marketler gece açılmaz. Marketi e, haliyle bir kapısını açmak lazım değil mi? Gerçek anlamında kullanılmış. Ama burada çevresindekilerle açık konuşuyordu cümlesindeki açık konuşmak söyleyeceklerini direkt söyleme doğrudan söyleme anlamında kullanılıyor. Yani burada gerçek anlamı dışında kullanılmış yani farklı bir anlamda kullanılmış açık seçip konuşuyordu manasında cevabımız C şıkkı olacaktır. 13. soruya gelelim. Mehmet Bey'in oğlu koşuda birinci daha doğrusu bir nokta olabildi mi? Bu cümlede noktanın kullanımı aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle ilgilidir? Tarih burada bir nokta dediği şu birin yanındaki. Ee, tarih ay ve günü birbirinden ayırmak için kullanılır. Ee, burada tarih ay gün yok. Cümleyi sonlandırmak için konulur. Burada cümle soru işaretiyle e, bitirilmiş zaten soru sorduğu için. O yüzden bu şıkta da alakası yok. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur diyor. Şimdi bakıyoruz Mehmet Bey'in oğlu Koç'la birinci. Hani bir e, yanına nokta koyduğumuz zaman bunun o okunuşu birinci. Yani sıra bildiriyor. Bu yüzden e, sayılardan sonra sıra bildirmek için konan bir nokta mevcut burada. Diğer şıkkıda bakalım. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Burada bir kısaltma da yok. Sadece sıra bildiren e, sayıların sonuna geldiği zaman birinci, ikinci, üçüncü gibi. Evet diyoruz ve 14'e geçiyoruz. Yukarıdaki dörtlükte duyu organlarımızdan hangisine yer verilmemiştir? Bir paragraf vermiş, bir şiir vermiş veya bakalım mis kokan börekleriyle tatlı tatlı pastalarıyla güzel mi güzel süsleriyle pastaneye hayran kaldım diye bir dörtlük var. Şimdi bakıyorum koklama, mis kokan dediğine göre ee, burada koklama var zaten işitme diyoruz. Mis kokan börekler, tatlı tatlı pastalar, güzel güzel süsler. Burada sesle ilgili herhangi bir şey göremedim ben. Bir bekleyelim, bir dursun bu burada. Diğerlerine bakalım. Tatma, tatlı tatlı pastalarıyla. Tatlı tatlı dediğine göre bunu tabii ki tat e, alma organlarımızla yaparız. Ve burada tatma var. Görme, pastaneye hayran kalması için görmesi lazım. O yüzden D şıkkı da mevcut ama işitme ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani cevap B şıkkı. Evet. 15. soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bakıyoruz gerçek anlamıyla. Bu kadar basit insanlarla uğraşamam. Şimdi basit kelimesini tek başına alırsak olmaz. Basit insanlarla dediğimiz zaman insanları birazcık aşağılamış gibi oluyor. Ee, bu yüzden gerçek anlamı dışında kullanılmış. Basit insanlarla dediği için. İnce davranışlarıyla hepimizi etkiledi. Şimdi ince davranış dediği burada nedir? Ee, kibar davranması, hoşgörülü davranması veya e, o yüzden incenin gerçek anlamı tabii ki e, kalın olmayandır. O yüzden e, bu da bir mecazdır. Alican Can e, renkli bir kişiliğe sahiptir. Burada Ali Can'ın e, çok işlevsel bir hali vardır, işte hareketlidir, güler yüzlüdür, ne bileyim insanlarla, diye, yani renkli kişilik dediğimiz bu zaten. O yüzden e, bu da mecaz anlamıyla kullanmış, Yani normal sarı kırmızı, işte mavi, mor falan renk yok yani Ali Can'ın sonuçta. Bu da mecazdır. Açık kapıdan içeri hızlıca girdi dediğimiz zaman kapının açık olduğunu, bu da gerçek anlamı e, olarak kullanıldığını gösteriyor. Yani de, cevabımız değişik olacaktır. 16. soruya geliyoruz. Bunu duyunca tepem attı. Cümlesindeki tepem attı deyiminin anlamı hangisidir? Tepe, bir insan tepesi neden atar? Mutlu olduğu için mi? Şaşırdığı için mi? Çok üzüldüğü için mi? Yoksa sinirlendiği için mi? Tabii ki sinirlendiği için. Yani çok sinirlendim ve tepem attı. 16. sorunun cevabı C şıkkı olacak. Yukarıdaki kelimelerin sözlük sırasına uygun sıralanışı hangisidir? Şimdi berber, bir beraber, baba, baca. Şimdi bakıyoruz, e, hepsi B harfiyle başlıyor bir kere. Alfabetik sıralama yapacağız çünkü alfabemizdeki sıraya göre yapacağız. E, hepsi B ile başladığına göre ikinci harflerine bakacağız. E var, I var, burada E var, burada A var, burada A var. Demek ki bir ilk A ile başlayan ya yani B'yi artık eledik. A ile başlayan bu var, bu var. İkisi de A ile başlıyor. Üçüncülere bakacağız. B ile başlıyor, C ile başlıyor. C harfiyle. O zaman birinci sıraya ne gelecek sözlükte? Baba sözcüğü gelecek. İkinciye de tabii ki baca sözcüğü gelecek. Yani 4 ve 5. Daha sonra zaten şıklara baktığımız zaman 4 ve 5 neyle hangisinde başlıyor? C şıkkı zaten otomatikman çıkıyor ama yine de bakalım biz. 4, 5. Ee, sonra B harfiyle B, E, B, E, R, Burada da Br R. Sonra B gelmiş. Sonra A gelmiş. Burada da A gelmiş. O zaman sırada 3 var. Görüldüğü gibi. Daha sonra 1 gelecek. En da 2 gelecek. Sözlük sıralaması oldu. Alfabetik sırama, sıralama veya. Evet. Geldik çocuklar. 18. soruya. Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Bu tip sorular e, e, bu biraz daha basit ama ileride e, gireceğiniz bütün sınavlarda çıkacak olan sorulardan biri ve daha da zorlaşacak Şimdi bu sorulara dikkat etmemiz gereken ne var şimdi Önce e, Yüklemlere bakacağız gittim Koydum Bunlar genelde zaten e, Sona doğru gelecek ama hangisi gelecek gittim koydum şimdi Burada bir, bizim bir e, nesnemiz olması lazım e, Zaten Görüyorsunuz özne yok yani ben sen o, Bakıyorum onlar yok ee, o yüzden nesneye dikkat edeceğiz. Nesne büyük ihtimalle başa gelecektir. Mektubu ne yaparız mektubu? Alırız mektubu alıp yani 5, 1, ee, daha bak iki tane fiil olduğu için mektubu alıp bir de burada odama var. Odama daha sonra gittim arada bir fiil olacak yani. Daha doğrusu yüklem olacak. Mektubu alıp odama gittim. Burada bir V'miz var. V. Daha sonra ne olacak? Çekmeceye 4 koydum. Evet. Mektubu alıp odama gittim ve çekmeceye koydum. Yani 5 mektubu alıp 5 bir odama Gittim ve çekmeceye daha sonra da koydum. Yani 5, 1, 6, 3, 7, 2, 4 sıralamamız bu olacak. Burada dikkat etmeniz gereken fiiller yani yüklemler ve e, nesne eğer tabi özne yoksa. Evet 18. soruyu da tamamladık. 19'a gelelim. Herkes başarılı ve mutlu bir hayat sürmek ister. İnsan aklını ve yeteneklerini iyi kullanamadığı sürece başarısız, mutsuz bir hayat sürmeye mahkum olur. Ne kadar doğru söylemiş. Yukarıdaki metinde anlatılan hangisidir? Başarılı olmak güzel bir duygudur. Evet ama parçada bunu söylemek istememiş. Mutlu bir hayat sürmenin yolu aklını ve yeteneklerini iyi kullanmaktan geçer. Evet bunları kullanmazsak zaten ee, başarısız ve mutsuz bir hayat sürmeye mahkum oluruz diyor zaten. Ve eşlik kız zaten çıktı. Diğerlerine de bakalım. Mutluluk paylaştıkça artar başarının temelinde disiplin yatar şimdi burada disipline ilgili zaten bir şey söylememiş paylaşmayla da ilgili bir şey söylememiş ama b şıkkındaki hayat mutlu bir hayat sürmenin yolu aklını ve yeteneklerini iyi kullanmaktan geçer demiş yani cevabımız b şıkkı 20. soruya gelelim yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede duygusal bir ifade vardır duygusal ifade bakalım koşa koşa derenin kıyısına kadar geldi gayet normal bunda bir şey yok Olanı söylemiş. Pantolonun paçalarını kıvırıp karşıya geçmek istedi. Yani burada bir istek söz konusu. Ama bir duygu yok şu ana kadar göremedik. Coşkun akan dereyi görünce bir an duraksadı. Buradaki coşkun e, kelimesi size duygusal bir ifade olarak e, gelmesin. Bu derenin coşkun aktığını belirtiyor. Yavaş yavaş içinin korkuyla dolduğunu hissetti. Korku nasıl bir şeydir? Bir duygudur değil mi? Yani mutluluk gibi, işte sevinç gibi, üzüntü gibi, korku da bir duygudur. O yüzden e, burada bir duygusal ifade dördüncü cümlede var. Yani cevabımız değişik olacak. Evet arkadaşlar, e, bu gibi örnek yazılı sorularının e, çözümlenmesini istiyorsanız e, yorum olarak e, videoyu beğenerek ve yorum olarak e, yazarsanız daha çok video ee, gelecektir hepinize derseniz de başarılar teşekkür ederim